Merhaba arkadaşlar. Hobi Üretim Erkan kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle kırmızı pancar buldum pazarda. Dün cuma pazarından aldım. Kırmızı pancara sonunda kavuştuk. Mamamızı da yaptık. Haftada bir mama veriyorum. Power Plus kattım içine, hazır mama. Nane koydum biraz. Biraz maydanoz, kırmızı pancar. Sonra havuç koydum. Probiyotik koydum. ProLife'ın probiyotiği vardı. Biraz ondan koydum. Artı bir de şu ürünü yeni aldım. Comet. Comet marka. Bu protein tozu. Biraz bundan da koydum mamanın içine. Sonra Power Max All Mix yağımız var. Kanatları için hayvansal bitkisel soğuk pres yağı. Bundan koydum. Şöyle bir odaklayayım. Belki okumak isteyenler olur, kullanmak isteyenler olur. Bunun güzel bir kokusu var. Yani kekik kokusu tarzında bir koku salıyor kümesin içine. Yani seviyorum ben. Bu koku da hoşuma gidiyor. Yaklaşık 1-2 aydır başladım yağ kullanmaya. Bu da probiyotiğimiz. Refarma'nın ProLife probiyotiği. Bunu da yeni aldım aslında. 20-25 lira olması gerek. 50 gram bu. Bir ara bütün kullandığım ilaçlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Birazdan suların önlerini alacağım. Omnivit vitamin vereceğiz kuşlarımıza. Bugün geldik. İşimizden dolayı bugün geldim. Birkaç gündür yoktum. Bu kuşlarım da benden beraber gitmişti. Bunlar hasta olan kuşlarımız. Yani biraz düzelme var gibi. Kakalarına baktık. Biraz renkleri açılmış. Kuruma olduğunu söylediler bu hayvanlarda. Sadece Japonez takımlarımızda sıkıntı vardı. 3 tane Japonezimiz öldü. 3 tane de geri kalanlar oldu. 3 tane de bir beyaz DF'miz kaldı. Bir de solda Spangle var. Parçalı Japonesimiz. Ben Japonesi sevmedim. Niye sevmedim? Çünkü dayanıksız hayvanlar. Elimizden geldiği kadar bakıyoruz, ediyoruz. Vitaminiydi, hani mamasıydı, şuydu, buydu. İlaçlarıydı, vermeye çalışıyoruz. Yani çok şükür diğer hayvanlarımızda bir sıkıntı yok. Sadece Japonizlerimizde bir sıkıntı oldu. O da bilmiyorum neyden kaynaklı olduğunu. Odamızın sıcaklığı 33-35 derece civarlarında oluyor. 33-34 yaz aylarında. Şu an bir kademe düşmüş. Şu an bakayım kaç derece. Şu an 31 derece. Yani 2-3 derece bir oynamış. Salmamızdan başlayalım. Salmada pek kuş kalmadı. 3 tane kuş kaldı. Bir tanesi, iki tanesi deyim bu. Bir tanesi de sarı bir jumbomuz olacak. Kafaları sarı oldu. Bu dişi jumbomuz. Yani buna erkek yok. Olmadı bir erkek alacağım. Elimde şu an erkek kalmadı. Erkek sıkıntısı var. Bu sezonda jumbolarda yavru aldığımda kendi yavrularımı, yani hoşuma giden yavruları satmayacağım. Çünkü ben sıkıntı çekiyorum. Bu kümes, hani iki tane kafesim boş şu an. Birazdan onları da göstereceğiz. Yani bir daha çok zor kalmadıkça yavruları vermeyeceğim, sahiplendirmeyeceğim. Bu albino dişimiz, jumbomuz. Bu mavi erkek vardı yanında, o da öldü. O hani hayvan rahatsız, ona ilaç falan verdik. Bir türlü iyileştiremedik o ilacı, hayvanı. O kuşumuzu iyileştiremedik bir türlü. Buna da bir erkek lazım. Aslında bunu bir isteyen var. Sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Urfa'da birisi istiyordu. Albino. Albino kuşumuzu. Olmadı ona veririz. Bir erkek alırsak da şuna bir eş edeceğiz.
genç bir erkek alacağız jumbo. Onu da bu sarıyla eşlemeyi düşünüyorum. Jumbolarımız bu şekilde. Bu yeni takımlarımız. Bu her zamanki gibi demirbaşımız maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Kuşlarımıza nazar değmesin. Ölümler olmasın. Yani illaki ölümler olacak da anaç ölümleri olduğu zaman bayağı bir sıkıntıya düşüyoruz. Japoneslerde yavru alamadık. Yani onlar da ölüyor gitti hayvanlar. 3 tane kaldı elimize. Bu da yeni aldığım takım Rainbow. Bunu da bu sene ilk ağzına alacağız. Genç takım bunlar da. Bu da benim kendi yavrularımdan. Soldakini yeni aldım. Bu da petrol yeşili. Bakalım eş olurlarsa altlarından güzel yavru gelir. Bu da erkeğimiz Jumbo. Jumbo sarı RF. Yanındaki ise Japon istiyorum. Rainbow. Rainbow kuşumuzu eşleşmeye çalıştırdık. Yani Jumbo Rainbow çalışması olacak bu kuş. Bunu da böyle atma gereği duydum. Bakalım anlaşırlarsa. Son takımımız da bu arkadaşlar. Maşallah kümesimizin yani bu iri dişilerimizden mavi olan benim kendi dişim. Diğer de erkek. Erkek daha kaçıyor. Dişiden korkuyor mu artık anlamadım. Bir baskınlık kuramadı. Olmadı tekrardan dişi ayıracağım bir hafta falan. Şu an zaten daha kümes, daha tam vitamin, kür ilaçları bitmedi. Metolyemin aldım. Bu iki kafesim boş. Metolyemin aldım arkadaşlar. Bir de üçlü karşım aldım. Özel üçlü karşım. Kür uygulaması yapacağız hayvanlarımıza. Evet arkadaşlar, şimdilik benim söyleyeceklerim, onu da anlatacaklarım bu kadar. Başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.